tanıştırmıştım. Antalya'dan yayınımıza katılmıştı sevgili Emine Hanım. 46 yaşındaki kızı Esengül Kayalı'yı arıyor. 3 Şubat'tan beri kayıp. Onun 25 yıllık evli ve 3 çocuk annesi sevgili Esengül. Eşi Mehmet Ali ile arası iyi değilmiş. Mehmet Ali'den, eşinden şüpheleniyor. Emine Hanım bir gelsin. Bakalım kızı ile ilgili ne yapabiliriz? Bir davet edeyim kendisini. Buyursunlar Emine Hanım, buyurun lütfen. Gel Emine Hanımcığım. Günlerdir kızının yolunu gözlüyorsun. Evet. Ben sana biraz yaklaşmayayım çünkü evet. En başa alayım. Biraz teşekkür gripim. Ederim. Evet, en başta en köşeye oturur musun Emine Hanımcığım? Emine Hanımcığım, Esengül senin kaç çocuğun var senin? Benim 7 tane çocuğum var. 7 tane çocuğum evet, var. Evet, 3 kız 4 oğlan. Maşallah. Esengül de onlardan biri. Esengül 3. kızım. 3. kızınız. Evet. Sizin kızınız 25 yıllık evliymiş. Evet, 25 yıllık. 3 tane de çocuğu varmış. Evet. 3 tane çocuğunu bırakıp nasıl, ne zaman, nasıl kayboldu sizin kızınız? Nasıl kayboldu? Evet. Esengül'üm biraz psikoloji bozuk. Onun kocası... Psikolojisi bozuk derken kızınız ilaç kullanıyor mu? Kendisine konulmuş bir teşhis var mı? Evet. Ha. Yani psikoloji bozuk. Yani psikoloji hapı kullanıyor. Ha. Öyle kötü falan değil. Anladım. Yani eşiyle problemleri mi vardı hep? Evet. Mutsuz bir evliliği torunum var. Torunum bana dedi ki anne dedi, anneanne dedi, babam annemi aldatıyor. Aa, tamam mı? Mehmet Ali Bey kocası onu aldatıyor muymuş? Evet. Bu da duyunca vay niye gittin anneannen gile söyledin diye kızı dövüyor. Aha. Annesi de kendini üstüne atıyor. Anneyi de dövüyor. Kız gidip şikayet ediyor. Bizim evimize kaçıyor. Sizin kızınızı dövüyor. Evet, kızımı da dövüyor, torunumu da dövüyor. İkisini dövüyor. Evet. Ne zamandan beri aldatıyormuş kocası İki onu? 2 senedir. Kaç sene? 2 yıldır yani. 2 yıldır. Bıraktı gitti sonradan. Evet. Vay niye sen söyledin diye bunları dövüyor. Torunum gidiyor şikayet ediyor. Evet. Zorla kaçtı, çocuklar bize geldiler. 3'ü de 4'ü de kaçtı geldi. Öyle ailece. Mi? Bu sefer polis getiriyor kapıya. Torunların, çocukların bana hakaret ediyor diye. Bıraktı gitti başka bunlar bir... Bunlar ne zaman oldu peki? Bunlar 2 sene önce. 2 sene önce evet. Ama kızınız eve dönmüş. Kızım bendeydi. Ondan sonra bu bıraktı bunları gitti başka bayana. Evet. Benim kızım da kocam niye gitti diye psikoloji bozuldu. Ay benim kocam beni niye bıraktı? Ben niye kaldım? Ay yazık. Ağlıya 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 psikolojini bozdu. Hı hı. Tamamıyla bozuldu. Yani psikolojisinin bozulmasının nedeni aldatıldığını öğrendikten evet. Sonra. Şelale ay suyu yazık. Bize yakın attı. Adamlar kurtardı, balıkçılar. El pençe hepsi bana sahip çıktılar. Yani hayatını son vermeye kadar vardı. Aynen öyle. O kadar perişan durumdaydı. Aynen öyle. Hayatı küsmüştü yani. Ay yazık sonra ya. Gitti sığınma evine. Sığınma evine bayram günü, kurban bayramında geçen sene. Tamam. Kurban bayramında gitti. 10 gün kaldı, çocuklarına dayanamadı geldi. Tekrar geldi araları böyle. Çocuklar sizde mi kalıyordu? Çocuklar bende. Niye sizin yanınızda kalmadı ay kızınız? Kalmıyor. Siz kocamı arası... seviyorum diyor. Ya koca, ama şimdi kocası onu aldatmış gitmiş başka aldatıyor. Bir kadın. Ama insan annesinin yanında kalmaz kalmıyor. Mı? Kalmıyor. Kocası ne söylüyor anlayamıyorum. Siz arası nasıl kızınızı? Benim kızımla aram bütün çocuklarımla iyiydi. Peki. Ne oldu bilmiyorum. Ve bizi de istemeye bakmadı. Peki en son kaybolduğu tarihe gidelim. Kaldı, kaybolduğu tarih. Sonra evine döndü ama anladığım kadarıyla. Dönmedi. Hala dönmedi. Dönmedi. Bu evindeyken 15 gün önceden kocası gönderiyor halasına bakım. Hani bakıcılık yapma. Gitmiş ona bakıcım yani bizim haberimiz yok. Ya özür dilerim yani Esengül'ün kocası onu aldatıyor. Ne? Fakat Esengül gidip kocasının akrabalarına mı bakıyor? Evet. Neden? Niçin? Anlamadığım bir konu kurban oldum. Allah Allah. Ondan normalde sizle beraber yaşıyor. Benim evimde oturuyor. Sizin evinizde oturuyor. Evet benim kocası oğlumun da, evinde oturuyor. Kocası da başka bir kadınla yaşıyor. O da orada geldi. Kadın kovdu geldi. Ha geldi. Geldi. Barışmadılar mı bunlar? Yok sonra benim kızım barıştı. Benim kocamdır dedi. Ben dul yaşayamam. Ben affetti kocası. Çocuklarımın annesiyim. Affetti yani affetti. Siz istediniz mi affetmesini? Ben istemiyorum. Ben yine istemiyorum. Hayatta istemiyorum. Damadı istemiyorsunuz. İstemiyorum. Peki şimdi kızınız 3 Şubat'ta en son nereye kayboldu? O gün anlatır mısınız? Kaybolduğu gün söyleyeyim. Ha. Ben büyük kızıma gittim. Bu sene kayboluyor dedim. Sevgili izleyiciler çünkü. Evet. Ben gittim büyük kızıma kızım dedim. Benim Esengül rüyama geliyor bir ara.
Hı-hı. Anne dedi benim telefonlarımı engellemiş. Evet. Kızını engellemiş. Kızını engellemiş. Aranız iyi değil o zaman. Sevmiyor ailece. Kendi çocuklarını da istemiyor. Bizi de istemiyor. Psikoloji gitti. Ha, kocası yüzünden psikolojisi bozuldu. Tabii. Sizinle arası açıldı, kardeşleri arası açıldı. Herkesle. Komşulara gidiyor, bana gelmiyor. Sadece kocasını seviyor. Sadece kocasını seviyor. Mehmet Ali diyor, başka bir şey başka demiyor. Başka da bir şey demiyor. Allah, kocam anneme da kocam söyleyeyim. Yani. Telefon açtık. Benim kızım telefon açtı. Esengül neredesin dedi. Ağlayarak anne, abla dedi. Annem benim gelmiş evimdeki eşyaları bütün atmış dışarı. Hı. Annem beni kapı dışarı yapmış dedi. Ben eve geliyorum. Biz şok olduk. Ben de oradayım. Dur dedi bir arayayım Mehmet Ali'yi dedi. Aradı. Mehmet Ali de torunum bunların şeylerini alıyor, ses kaydını alıyor. Anladım. Peki sizin kızınız en son eşinin yatalak halısına bakmak için kocası tarafından 15 günlüğüne Burdur'a gönderiliyor. Evet. Fakat kızınız gittikten sonra telefonla siz konuştunuz ben mu? Ben duyuyorum, ben konuşuyorum. Peki 15 gün kaldıktan sonra halanın durumu ağırlaşıyor, halayı hastaneye kaldırıyorlar. Evet. Kızınızın da görümcesi Yaşar artık evine git diyor. Evine git diyor. Fakat para yok, ekmek yok, su yok. Yol parası yok. Bucak'tan Antalya'ya gelecek. Hiç para vermeden gönderiyorlar. Hiç vermiyor. Görümce yani. Hiç vermiyor. Hiç bu kadar öz yani bu kadar özveride bulunduğu halde. Şart olsun vermiyor bak. Yani gelin elinde hiç mi yani sizin kızınız elinde hiç mi parası yok? Hiç yok. Peki Antalya'ya mı gelmiyor? Hangi oradan Karaca gönderiyorlar 18 lira veriyorlar otobüse evet, görüncesi evet. 18 lira veriyor bindiriyor tamam. Peki Antalya biletini alıyorlar Antalya mı? Antalya biletini almıyorlar geliyor Karaca el ayağı titriyor. Allah Allah kovuyorlar mı sizin kızınızı? Tekrar telefon açtı benim kızım. Evet. Tekrar Esengül dedi öyle bir şey yok dedi. Mehmet Ali yalan söylüyor bu sefer bağırmaya başladı. Sizin kızınızı oradan yani eşinize ya eşinin akrabalarına bakmak için gittiğinde sizin kızınızı oradan kovuyorlar mı yoksa artık teşekkür ederiz. Gidemedim artık kovuyorlar. Ya kovuyor gibi olmuş yani. Tabii kovuyorlar canım bacım. Allah Allah. Peki siz geliyor bir daha da kızınız yani garaja geliyor. Garaja geliyor. Ama Antalya otobüsüne binmiyor. Eli ayağı titriyor. İki tane bayan ona yardım ediyor. Hı-hı. Bir şey ekmek arası bir şey veriyorlar su veriyorlar. Şeker hastası. Allah. Tansiyon hastası. Ay yazık kaç yaşında Esengül ya? 44-45 yaşlarında var yani. Ben de işe yaşını bilmiyorum. Hayır. Okuma yazmam olmadığı için. Peki. El ayağı titriyor. O iki bayan su veriyorlar. Bir şeyler veriyorlar. Çuvalını alıp Isparta arabasının biletini kesiyorlar. Neden Antalya değil de Isparta? Isparta'ya biniyor kızınız. Evet. Dolmuş, peki o görüntüler var elimizde. Otobüsün plakasını verdim. Gittiği yeri gittim gördüm. Kendim nereye gittiğini gördünüz? Isparta'ya nereye gidiyor kızınız? Bucağa gittim, şeyi aldım, kamera kaydını aldım. O kamera kayıtlarını bir ekranlara getirelim mi? Evet. Sevgili izleyiciler, önce tabii ki ekranlara gelecek. Arkasından Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Bir dakika lütfen. Instagram adresinde de o görüntülere daha detaylı bakabilirsiniz. Esengül'ü tanıyorsanız, gördüyseniz, nerede olduğunu biliyorsanız, annesi haber alamıyor ve kocasından şüpheleniyor. Gelsin lütfen Esengül'ün o günkü görüntüleri. Yani iki kadınla beraber. İki kadın. Siz izleyin ben sonra söyleyeceğim. Buyurun lütfen. Evet. Buyurun bir dakika. Bu iki kadın tesadüfen karşılaştığı kadınlar mı sizce? Bilmiyorum. Yoksa arkadaşları mı? Hiç bilmiyorum. Arkadaşı yok onun beraber ya. Beyaz bir minibüse birlikte biniyorlar evet, ama. Evet. Yani Isparta'ya gidiyorlar. Aynı minibüse birlikte gidiyorlar. Evet. Sanki tesadüfen orada karşılaşmış gibi değiller. Değil. Ya benim gördüğüm o sevgili değil, izleyiciler. Değil değil. Bilmiyorum siz çantasını ne düşünüyorsunuz? Çantasını alıyorlar. Çanta değil. Çuvala evet. Koymuş kocası. Aha. Valiz vermiyor da eski zaman gibi çuvala koyup veriyorlar eline.